Yöresinin mazruna üzümü. Mardin'de yetişen üzüm. Şeyde, üretimde. Toprağıdır. Ekşisini alması içindir. İki adım öne gel. Ortaya gel. Bir de kadar güzel. Mardin'de Harire zamanı gördüğünüz gibi işte bu. Yıllarca dededen kalma mesleği devam ettirmekteyim. Bunu da yıllarca inşallah devam edecek. Türkiye'deki, dünyadaki Türk halkına, vatandaşlara hizmet vermeye devam edeceğiz Allah'ın izniyle. Üzümleri topluyoruz. Üzüm toplandıktan sonra sıkım aşamasına geçiyoruz. Sıkım aşaması bittikten sonra yaklaşık 2-3 saat üzümün şıradan harireye geçme kıvamında 2-3 saat kaynatılıyor. 2-3 saat kaynadıktan sonra biraz dinlendiriliyor. Belirli bir dinlenmeden sonra biraz un katıyoruz katılaşsın diye. Cevizlerimizi batırabilmemiz için. Yapılan karışımın adı harire diyoruz biz Mardin'de. Harire Mardin'in yöresel tatlısıdır. Doğal, katkısız, herhangi bir katkı maddesi bulundurulmayan saf üzümden yapılmış. Saf üzümden yapılıyor. Belirli bir karıştırmadan sonra cevizlerimizi batırıyoruz. Mardin'in yöresel tatlısını halka sunuyoruz. Cevizli sucuk yapıyoruz. Bir de pestil yapılıyor. Aynı harire aşamasında bizim Mardin'de bez var. Üstüne döküyoruz. Pestil çıkarıyoruz. Pestil de Mardin'in yöresel tatlısıdır o da. Cevizli sucuğun cevizsiz hali. Yufka gibi oluyor. Açılıyor. İçine cevizleri diziyorlar. Sarıp yiyorlar. Halile yapıyoruz. Üzüm suyundan yapılıyor. Sade üzüm suyu bir de un koyuyoruz. Cevizli sucuk için. Cevizli sucuk için yapıyoruz. Yani zorluğu tam bir gün boyunca bununla uğraşıyoruz zaten. 3 saat boyunca kaynatıyoruz. İlk başta basıp ondan sonra pekmezini aman üzüm suyunu sıkıp çıkarıyoruz. Ondan sonra halile yapıyoruz. Yani 2 saat kadar kaynıyor. Ceviz batırmaya. Pezicimiz cevizleri batırıyoruz. Sonra kurutmaya bırakıyoruz. 2-3 gün boyunca güneşin altında kuruyor. Abi,
Başkan gel otur ya başkan. Sayın başkan. Daha koymuşları yapıyoruz ya.